Zalimsin diyorsam söyleten sensin. Canımsın dedikçe kıymet bilmedin, kazandıklarına değer vermedin. Sen belki bu kadar hiç sevilmedin, vefasız diyorsam söyleten sensin. Kime bunlar? Bu sözler kime? Cemal, Cemal çok gibi duruyor. Sen bayağı bayağı etkilenmiş. Yani birisi Recep Tayyip Erdoğan'a ben 2018 seçimlerinde çok değer verdim. Recep Tayyip Erdoğan'a oy istedim. Hatta bana vermeyin Recep Abiye verin dedim. Ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a büyük ihtiyaç var dedim. Sonra Recep Tayyip Erdoğan aynı Ferdi Tayfur'un şarkısında olduğu gibi bana düşman oldu. <laughs> Beni terk etti. Yani aramızdaki sevgiyi inkar etti ve hakikaten bu şarkıdaki gibi oldu. Ama önce şunu bitireyim. Özgür Özel tekrar söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a inanmasın. Recep Tayyip Erdoğan samimi değil. Recep Tayyip Erdoğan günü kurtarmaya çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan yenilgiyi unutturmaya çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan tekrar ben güçlüyüm havası vermeye çalışıyor. O mermel odada tekrar söylüyorum dinlemeyenler için baştan. Deva Partisi yok, oradayız Ali Babacan. Gelecek Partisi yok, Ahmet Davutoğlu, oradayız. Demokrat Parti, iki milletvekiliyle Salih Uzun Bey'le beraber oradayız. Yeniden Refah Partisi. Fatih Erbakan, dört milletvekili oradalar ama oraya davet edilmiyor. Hani diğerlerini tipi davet etmedin, demi davet etmedin anladım ama onları da yani kendin içinden ayrılmış değil mi? Beraber yürüyüp bu yollarda beraber ıslanıp yağan yağmurda dediği arkadaşlarını da oraya davet etmiyorsun. Bu bir samimiyet göstergesi değil. Onur'a katılıyorum. Recep Tayyip Erdoğan bundan sonra bu dört yıl içerisinde muhalefeti ne kadar ayrıştırabilirse, sadece muhalefetten kasıt deva gelecek saadet değil, Cumhuriyet Halk Partililer de hazırlıklı olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de birbiri içinde büyük kavgalara sebep olabilecek ayrışmalar için CHP her türlü bölünsün, parçalansın diye saray Zerre geri adım atmayacak. Bakın dün sarayın danışmanı olan aslında danışmanı değil tetikçisi olan Oktay Saral diye birisi Seyhan Belediye Başkanı bir hanımefendi Oyatekin bir ziyarete Hanım. gidiyor. Oya Tekin Hanım. Ziyarette Apo resmiyle kanlı katil Apo resmiyle altında oturdu diye paylaşım yapıyor. Ve bir de hanımefendiye söylenmeyecek sözlerle hakaret ediyor. Hanımefendi resmin orijinalini gösterince bu sefer özür dilemek gibi bir nezaket, zerafet beklenmez zaten o tetikçiden. Dönüyor, tweetini siliyor. Yine Ahmet Spor. Bakın müthiş bir şey oldu. Atlıyor Türkiye bunu. Ahmet Spor maçında 30 bin insan ayakta İstiklal Marşı'nı okudu. Evet, ya. Bu hayalini kurduğumuz, özlemle beklediğimiz çok güzel Gerçekten gurur verici bir tablo Amed Spor maçında tebrik edemedik, kutlayamadık, görmemezlikten geldik. Yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ben de tweet attım bayrağı kaldırdınız diye, işte internet sitesinden Türk bayraklı resmi kaldırdınız diye ama 23 Nisan'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne devasa Türk bayrağı, devasa Atatürk portresi asıldı. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımızda biz muhalifler olarak hakikaten her anlamda birbirimize sahip çıkmamız gerekirken maalesef saray oyun kuruyor, bu oyunları kurmaya devam edecek. Onun için Özgür Özel'e tekrar sesleniyorum. Özgür Özel, anayasa değişikliği için gitmene gerek yok. Biz bu anayasanın yüzden fazlasını değiştirdik zaten. Senin de ifade ettiğin gibi anayasaya uymayanın anayasa değişikliği olmaz. Parlamenter sisteme geçilmemeli. 20 yılda Moğol istilasından daha büyük bir yağma hareketiyle vurgun, talan, soygun düzenini kuranlardan hesap sormak ancak yine bu başkanlık sistemiyle mümkün olur. Ancak bu sistemle hesap sormak. Günün sonunda seçilmiş olmak bir yerde de aslında sorumluluk getirir size. Orada da ciddi bir rahatsızlık olduğunu ve bunun artık açıktan kamuoyu önünde yapılmaya başladığını görüyoruz. Devlet Bey'in buradaki tutumu da benim gördüğüm kadarıyla daha ziyade atanmışlardan yana. Devlet Bey'in seçimden hemen sonra yaptığı o hani Türkiye sandıkta kurulmamıştır vurgusunun bir anlamı var. Şunu söylüyor aslında Devlet Bey. Sen 2023 seçimlerinden sonra normalleşme diye bir şey attın ortaya. İşte daha ne diyelim liyakatli tırnak içinde söylüyorum isimleri işte Ali Yerlikaya gibi Mehmet Şimşek gibi göreve getirdin ama asıl kazanan benim sertlik politikamdı çünkü biz 2023 seçimlerinde Süleyman Soylu'yla işte şeyle neydi Nebati'yle bu seçimleri kazanmayı başardık ama senin liyakatli isimlerle gittiğin seçimlerde Cumhur İttifakı başarısız oldu Dolayısıyla dönmen gereken politika sertleşme ve otoriterleşme politikasıdır e, noktasından bir e, yerden bakıyor. Ve bu noktada da atanmışlarla benzer bir yerden bakıyorlar. Ortaklıkları nerede peki atanmışlarla Devlet beyin İkisinin de aslında normal şartlar altında hiçbir sorumluluğu yok. Atanmış olmalarından kaynaklı olarak. Ama bir yetki kullanıyorlar. O yetki de iktidar yetkisi. Evet. Cem Toker, liyakat demişken bir anda aklıma geldi. Ha, bu arada Steinmeier bayağı övmüş e, Özgür Özel'in Almancasını. Bayağı iyi Almanca diyor. E, Ekrem İmamoğlu iyi İngilizce konuşuyor. Geliştirmiş İngilizcesi bayağı görebildiğim kadarıyla. Bu arada e, Diyanet liyakat... İşleri Başkanı ha. Sayın Erbaş'ın da muhteşem Arapçasını unutmayalım. Muhteşem İngilizcesi mi? ve Arapçası. Değil mi? İngilizcesi evet, de çok güzel. Yani okurken İngilizler lanet olsun biz böyle bir dilemi sahibiz diye... <laughs> Kendilerini yerden yere atmışlar. Yok bence BBC Arapça, aksanıyla konuşuyordur. Yani İşleri Başkanı'nın Arapçasına gelince bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Tabii lütfen. Bu cübbesiz troller vardı. Cübbesiz ve trolleri. Beni Arap düşmanı, Arapça düşmanı Hayır, ilan Arapça etmişlerdi. Hayır Arapça bilmeyenlere gavur diyorlardı. Gavur diyorlardı. Arapça öğrenmeliyiz diyorlardı. Arapça ana dilimiz, Türkçe bizim ikinci dilimiz diyorlardı. Arapça konuşmayan Müslüman değildir diyorlardı. Evet evet gavur diyorlardı. Ali Erbaş, vallahi dile düştün. Arapçayı da hiç bilmiyormuşsun. Bir de üstelik de çok yüksek düzeyde Arapça biliyorum diye yazmışsın ya. Ali senin yerinde olsam istifa ederim ama sen de öyle bir surat yok gibi duruyor. Bundan sonra seni cübbeliye havale ediyorum. Ali kendine dikkat et. Fransızca da biliyormuş çok iyi düzeyde. CV'sinde evet, öyle yazıyor. Muhtemelen öyle Mösyö. Mi? Mösyö evet. demeyi bilirdir. Bonjour derdir ya da işte... E, Jopalle Fransa derdir mesela, ben Fransızca konuşuyorum derdir yani, en fazla onu söylerdir yani. E, Cem Toker şimdi e, hem bu mesele var tabii, yani, liyakat liyakat diyoruz işte yani Arapçayı çok iyi biliyor. Yani Kur'an nasıl okunuyor mesela? Kur'an bir tek ezberleniyor herhalde öyle bir durumda nasıl oluyor ben bilemedim. Steinmeier demişken işte övmüş demişken Özgür Özel'in Almancasını onun ilk ile görüşmesi falan bütün bunlar neye alamet sizin de merak ediyorum e, e, Almancasını övmesi döner falan onlar magazin işin magazini ama Alman gazetelerine bakacak olursanız şöyle e, ibareler var e, Erdoğan Steinmeier'in bu ziyarette ilk tercihi değil e, ben oradan alıntılıyorum. İstanbul yenilgisi Erdoğan için Erdoğan yenilgisidir diyor. Steinmeier bu programıyla Türkiye'de uyguladığı programla bir başka Türkiye daha mümkün mesajı da vermek istedi diyor. Semboller konuştu diyor Alman basınında okudukları. öte yandan Bakın ne kadar kanıksamışız. Hiçbirimizin aklına gelmiyor. Gündeme de getirmiyoruz. Eskiden bir Alman şansölyesiyle, Cumhurbaşkanı'yla karşılıklı ziyaret yapılırken Avrupa Birliği üyelik süreci falan konuşulurdu. Yani neredeyiz, girecek miyiz, müzakereler açılır mı, ilerler. Bunları tamamen unuttuk. Bugün